Her ne kadar dönem tatili bu 11. sınıflar tekrarlarını yapar videoları izler desem de arkadaşlar videoların izlenmeleri şu an yerlerde. Öğrencilerim geziyorlar tozuyorlar tatil yapıyorlar ama ne yapmıyorlar tekrarlarını yapmıyorlar. Ama olsun Celal Hoca bu videoları tekrar yapmak isteyen öğrencileri için az sayıda da olsalar bitirmeye devam ediyor. Arkadaşlar 11. sınıfta gazlar ünitesinin son videosuyla sizinle beraberiz. Bundan sonra sıvı çözeltilere geçeceğiz. Dediğimiz gibi okulla paralel olarak konuları götüreceğiz arkadaşlar. Onların PDF'lerinde şu an yazıyorum, baştan yazıyorum hepsini. Çok güzel sizlere çalışmalar yapacağım inşallah. Tamam mı? Sen de ne yapıyorsun? Kendine inanıyorsun. Sonra bana inanıyorsun. Sonra oturup ders çalışıyorsun. Bir bakıyorsun ki kimya dediğin ders olmuş. Ben çünkü sana böyle en mantıkları anlayabileceğin şekilde, en temelden konuyu alıp bütün ayrıntılarıyla konuyu anlatmaya çalışıyorum. Tamam kendine inanıyorsun o zaman ne yapalım arkadaşlar fazla vakit kaybetmeyelim hadi gelin bakalım videomuza başlayalım arkadaşlar tamam mı güzel buradayız keyfimiz yerinde şimdi neredeyiz arkadaşlar bakın ben böyle güzel bir pdf hazırladım bu fontları falan bir değiştirdim internetten yeni fontlar buldum falan derken böyle güzel hale geldi biraz daha gibime geliyor bunları böyle profesyonel bir kitap gibi yapabildiğim gün çok mutlu olacağım. Şimdi arkadaşlar biz neredeyiz? Gerçek gazlardayız arkadaşlar. Gerçek gaz neydi? Şimdi biz ideal gazlarda ben size ta konunun başında. Ya öğretmenim, anlattın, anlattın, anlattın da bu anlattığın bütün gazlar gerçek değil miydi diye sorma diye gazların genel özelliklerinde sizlere bazı kabulleri anlatmıştım. Niye yaptığımızı anlatmıştım. Aynı yeri aslında bir daha anlatacağım arkadaşlar. Daha ne olacak? Detaylı olacak bu sefer. Şimdi ideal gazlarda biz tanecikler arası etkileşimleri ve tanecikler arası çekim kuvvetlerini yani taneciklerin çekim kuvvetlerine ve taneciklerin kendi öz hacimlerini ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani tanecik hacimlerini ihmal ediyoruz teorik olarak. Tamam mı? İdeal gaz bu. Bütün gazlara ne diyoruz arkadaşlar? PV eşittir nRT. Bak neyonda olsa, argonda olsa bunlar hep gaz arkadaşlar. Karbondioksit de olsa sıcaklık aynı. R zaten gaz sabiti. Örneğin madde miktarı aynı. Tam 1 mol hepsinden diyelim. Mesela hacmi aynı. Bütün gazların basıncı aynıdır diyoruz. Bunu yaparken gazların kendi büyüklüklerinin ve aralarındaki çekim kuvvetlerinin hiçbir önemi yok diye kabul ediyoruz arkadaşlar. Ama gerçek gazlarda sonuçta tanecik hacimleri var. Ve tanecik hacimleri bu tanecikleri bir arada tutan etkileşimler var arkadaşlar. Bunları ihmal etmediğimizde deneysel olarak ölçtüğümüz gazlara arkadaşlar. Bakın deneysel olarak ölçülen gazlara ben ne diyormuşum? gerçek gazlar diyormuşum. Olayı anladınız umarım arkadaşlar. Bu kadar basit yani, tamam? Şimdi ideal gaz ve gerçek gazlarda şöyle bir yorum yapacağız arkadaşlar. Bakın. Burada ideal gaz dediğimizde bunu şöyle anlamanızı istiyorum. Bak bu kısmı böyle anlamak da zordur. Bu kısmı şöyle anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Teorik ideal gaz dediğimiz teorik gaz. Gerçek gaz dediğimiz deneysel olarak ölçülen Şimdi bak burayı anlamak zordur arkadaşlar. Şimdi şöyle diyoruz biz aslında. Şimdi ideal gazlarda tanecikleri yani gaz tanecikleri ve tanecikler arası etkileşim e, kuvvetlerini arkadaşlar bunları ihmal ediyoruz. Yani şunlar yok diye kabul ediyoruz. Demin anlattığım mantıkta arkadaşlar. Bütün gazlara PV eşittir N, R, T yapıyoruz arkadaşlar. Bütün gazların hacminin aynı gelmesi lazım. Eğer basınca aynıysa. İşte... Burada sıcaklık aynıysa, madde miktarı aynıysa R zaten sabit. O zaman bütün gazların hacminin aynı gelmesi lazım. Örneğin burada benim arkadaşlar basıncım P ATM olsun. Madde miktarım mol olsun. Sıcaklığım T Kelvin olsun. Şimdi burada hacmi de V bulayım arkadaşlar. V litre bulacak olayım, tamam mı? Eğer ben PV=nRT denkleminden burayı V litre bulacak olarak hani V litre bulacağım diyorsam, deney yaptığımda ölçüm yaptığımda arkadaşlar bunu V'den birazcık fazla bulurum hatta bunu hissetmem çünkü bu yüzden ihmal ediyoruz zaten. Hani buradaki fark hissedilmeyecek. Ben şimdi burada sana böyle hissedilecek şekilde yazdım ama. Yani V'den H kadar yüksekte buluruz ölçüm yaptığımızda arkadaşlar. Şimdi o zaman neden? Çünkü gaz taneciklerinin kendi hacimleri var arkadaşlar. Bunları biz hesaba katmamıştık. Tamam mı? Bunları hesaba katmadan bütün gazlar için aynı denklemleri kullanmıştık. Ama sonuçta gerçekte arkadaşlar buradaki gaz taneciklerinin de hacimleri var. Ölçüm yaparsak. Burada sana bunların yorumlarını soracak bu arada arkadaşlar. Ölçüm yaparsak. Bunları ne bulacağız arkadaşlar? bir tık fazla bulacağız. Bu kadar fazla bulmayız. Çünkü çok küçük olduğundan zaten ihmal ediyoruz arkadaşlar. Ama ben görün diye buradaki farkı böyle bariz gözlü görülebilecek şekilde yazdım. Ama bu kadar da fark olmaz yani emin ol. Şimdi o zaman şöyle diyoruz arkadaşlar. Gaz tanecikleri ve tanecikler arası çekim kuvveti gerçek gazlarda ihmal edilmez. Senden şu yorum isteyecek bak. Her zaman öyledir arkadaşlar. Burada yorum yaptığımızda gerçek gazın hacmi ideal gazdan daha büyüktür. Bu ne demek biliyor musun? Ben PVNRT'den örneğin 1 litre bulacağım dedim o ideal gaz kabulü ne göre bir litre. Ama ölçüm yaparsam daha fazla bulurum demek. Yani gerçek gazın hacmi ideal gazdan daha büyüktür demenin. Bakın buralarda çok kafanız karışıyor biliyorum arkadaşlar. Mantığı tamamen bu. Tamam mı? Şimdi burada bir de sana basınç yorumu sorar arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Gerçekte ölçülen gazların hacmi tanecik hacimleri ihmal edilmediğinden daha büyüktür. Gerçek gazın hacmi daha büyük. Bir de sana ideal gazda yani teorik olarak bizim hesapladığımız gazla gerçekte ölçülen gaz arasındaki sana neyi soracak arkadaşlar? Farkı soracak. Şimdi burada yine madde miktarı n sıcaklık t. Burada eğer hacmin v olursa ben pv eşittir nrt denklemine göre yani ideal gaz denklemine göre arkadaşlar bütün gazları aynı kabul ettiğimden dolayı ne olur? Benim burada hacmim v. Madde miktarım n sıcaklığım t. R zaten sabit. E o zaman burayı p a t, M olarak bulacak olurum tamam mı? E şimdi bütün gazlarda bu şartlarda P atm'i la bulmam lazım. Ama ölçüm yaparsam arkadaşlar bunu ne kadar bulurum? İşte bu da gerçek gaz olmuş oluyor. Şimdi şöyle düşün. Biz bu taneciklerin birbirlerini çekmediğini kabul ettik. Ama gerçekte arkadaşlar bu tanecikler birbirlerine çekim uyguluyor değil mi arkadaşlar? Şöyle düşün. Şimdi bu adam gidecek şuradaki duvara basınç yapacak tamam mı? Ama bunu çeken başka bir tanecik var. O zaman ben basıncın daha az çıkmasını görürüm. Çünkü bunlar birbirini çekiyor. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar P eksi A kadar yani buradaki A kadar daha az buluruz. Neden? Çünkü gerçekte çekim kuvvetleri ne yapar? Çekim kuvveti var diyelim arkadaşlar. Bu çekim kuvveti bu gazların basıncının hesaplanan değerden daha küçük çıkmasına sebep olur. O yüzden deriz ki biz gerçek gazın basıncı daha küçüktür. Yani ideal gazın basıncı daha büyüktür deriz. Olay bu. Yani gerçek gazlarda tanecikler arası çekim güçleri, gazın basıncının teorik olarak hesaplanan yani bu çekim güçleri, tamam mı? Gazın basıncının teorik olarak hesaplanan değerden daha küçük çıkmasına sebep olur. Bak, burada anahtar kilit cümle bu. Bunu bu nedenle ideal gazın basıncı gerçek gazdan daha büyüktür demiş olduk. Bak şimdi en çok karışılan yerlerden birindeyiz arkadaşlar. Biz şu an ne yaptık? Ben size bir bunu anlatayım. Biz şu an PV=nRT denkleminde teorik olarak hesapladığımız değerle ölçülen değerleri kıyasladık. Yani aynı gaz için ben 1 litre bulacağım diyorsam hacmi 1 litreden daha fazla bulurum. Çünkü tanecik hacimleri var. Bir ölçüm yaptığımda. Yani gerçek gazın hacmi daha büyüktür. Ama mesela PVNRT'den aynı şartlarda arkadaşlar ben tuttum. Dedim ki basıncı 1 atm bulacağım. Ama ölçüm yaparsam arkadaşlar basıncı 1 atm'den daha küçük bulurum. Çünkü gerçekte gaz tanecikleri birbirini çeker. Biz bunları ihmal ederek PVNRT denkleminde örneğin bir ATM bulacak, bulacağız diyoruz. Şu anki yer daha başka bir yer. Bak ikisini karıştırma. Burada kafan çok karışır. Şu anki bizim maksadımız şu. Elimizde bir gaz var. Bu gerçek bir gaz. Bu gerçek gaz hangi durumlarda ideale yaklaşır? İdeal gaz dediğimiz gaza yaklaşır. Şimdi ben bunu dediğim andan itibaren senin kafanda şu canlanması lazım. Öğretmenim ideal gazlarda çekim gücünü ben ihmal ediyorum. Gerçek gazlarda çekim gücü var o zaman gerçek bir gazın ideale yaklaşma durumu çekim gücünün zayıfladığı durumlardır bak gerçek bir gazın çekim güçleri tanecikler arasındaki çekim güçleri azalırsa o gaz ne yapar arkadaşlar ideal duruma yaklaşır bak işin mantığı tamamen bu arkadaşlar anladınız mı? Şimdi o zaman şöyle diyelim. İdeal gazlarda tanecikler arası etkileşimler ihmal edildiği için bir gazın tanecikler arasındaki çekim kuvvetinin azaldığı durumlar gazları idealliğe yaklaştırır. Bak bu farklı bir şey yani. Tamam Bu farklı bir şey arkadaşlar. Yani bu ne olur? Gazlar yüksek sıcaklıkta. Yani şöyle düşün. Ben bir gazın örneğin ideal pistonlu bir kapta sıcaklığını arttırdığımda arkadaşlar ne yapar? Buradaki piston yukarı doğru gider ve tanecikler birbirinden uzaklaşırlar. Uzaklaşırlar. Uzaklaşırsa bak sıcaklık artarsa gazlar arasındaki çekim gücü ne yapar arkadaşlar? Azalır. Çekim gücü azalırsa gaz ne yapar arkadaşlar? İdeallik yazalım. İdeallik. ideale yaklaşır. İdeallik artar. Bak bu yorumları istiyorum senden tamam mı? Genel mantığım çekim gücü azalırsa gaz idealliğe yaklaşır. Çünkü ideal gazlarda çekim güçlerini biz ihmal ederiz. O zaman yüksek sıcaklık dedik. İki de düşük basınç arkadaşlar. Aynı gaz için. Ben tuttum mesela tersten düşün. Bu pistonu yukarıdan ittirdim. O zaman hacmin azaldığı gibi basınç ne yapacaktır gaz sıkıştığından artacaktır arkadaşlar. O zaman yüksek basınçta tanecikler birbirine yaklaşacağı için ne yapar? Yani ben basıncı yükseltirsem tanecikler birbirine yaklaşır ve çekim gücü ne yapar arkadaşlar? Artar. Çekim gücü artarsa idealden uzaklaşır gaz. İdeallik ne yapar? Azalır. Yani bu mantık. O zaman tam tersi. Ben basıncı düşürmem demek arkadaşlar. Basıncı düşürmem demek mesela böyle bir durumda hacmin artması demek oluyor arkadaşlar. Hacim artarsa gazlar birbirinden uzaklaşır ve ne yapar? Çekim güçleri azalır. Çekim gücü azalırsa da arkadaşlar gaz ideal duruma yaklaşır deriz. Bu yorumları yaptığınızda işler sizin için çok kolay olacak. Yani bu kadar mıymış hocam diyeceksin tamam mı? Bunların böyle mantıklarını anladığınızda çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi geldim Şimdi bizim bir pv -NRT denklemimiz vardı değil mi arkadaşlar? Biz burada ne yapalım? 1 mol gaz için. 1 mol gaz için bir yorum yapalım arkadaşlar. Buraya 1 yazarsak tamam mı? PV bölü NT oranım 1 gelir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi biz şu PV bölü NT değerine karşılık bir grafik yani basınç grafiği çizecek olursak. Bak İdeal durumda şurayı çizdim arkadaşlar. Eğer ideal gaz için yapacak olursak. Mesela diyelim ki aynı miktarda arkadaşlar. E, PV bölü NT demişiz ya. PV bölü RT oranı diyeceğiz arkadaşlar. PV bölü RT oranı diyeceğiz. Tamam mı? 1 mol için aldık ya arkadaşlar. Burası PV bölü RT. Yanlış yazmışız yani buraya. Bak. Bu PV bölü RT oranının. Örneğin aynı sıcaktaki bir gaz için. Ben mesela burada ne yapacağım? Basıncı arttıracağım arkadaşlar. Bak. Şimdi. Hacim basınç ters orantılı ya arkadaşlar. Hacim azalırsa aynı oranda basınç artacağından bu çarpım değişmiyordu ideal gaz için. Yani burası yine 1 olur arkadaşlar. Tamam yani ideal gazlarda bu aynı oranda olacağından dolayı arkadaşlar buradaki çizgim böyle dümdüz gider arkadaşlar. Bak dümdüz gider. Bu ideal gazlar için öyle. Ama biz şimdi hani şöyle kabul ediyoruz ya hacmin azaldığı oranda basınç artar kabulünü biz ideal gaz için yapıyoruz. Gerçekte tam hacmin azaldığı oranda aynı oranda. Yani iki kat hacmi azaltırsam gerçekte basınç tam iki kat artmaz. Çünkü neden? Çekim güçleri var gazlar arasında. Tamam mı? Yani gaz tanecikleri arasında çekim gücü olduğundan dolayı bu oran gerçekte bir olmaz. O zaman bir grafikte arkadaşlar biz ne dedik? Basınç artışı, basınç artışı. Hacmin azalması gibi düşün. Tanecikleri birbirine yaklaştırır ve çekim güçleri artar. Ve gazı idealden uzaklaşır. Yani ideallik ideallik azalır. O zaman gittikçe gerçekte bu çizgiden sapma meydana gelir arkadaşlar. Ve bu çizgiden sapma meydana geldikçe gaz ne yapar arkadaşlar? İdeal durumdan, ideal durumdan uzaklaşır. Uzaklaşır. Çünkü biz hani dikkat et. Burada hacmin azaldığı oranda basınç artar kabulünü sadece ideal gazlar için yaparız. Gerçekte ölçüm yaptığımızda bu tam böyle değildir arkadaşlar. Ve Buradaki çizgiden ne kadar çok sapma oluyorsa gaz o zaman o kadar da ideal durumdan uzaktır. Buradaki çizgiye yani şu orana ne kadar yakınsa ki bu tanecikler yok demektir. Tamam mı? Tanecikler tanecikler arası çekim güçleri ve tanecik hacimleri çok az etki yapıyor demektir. Gaz bu kadar çizgiye yaklaşır. Ha, sonuç olarak sınav hocasına döneyim. Yani akademik bilgiden çıkıp sen ne yapacaksın? Çok basit bir şey yapacaksın aslında. Senden bu tip sorularda şunu isteyecek. Bu çizgiye yaklaştıkça İdeallik artar abi. Bu çizgiye yaklaştıkça ideallik artar. Umarım anlamışsınızdır. Yani ideal gazlarda basınç arttıkça arkadaşlar burası R olacak bu arada düzeltin. Basınç arttıkça PV bölü RT oranı değişmez bak ideal gazlarda. Neden? Çünkü basıncın artması demek aynı oranda hacmin azalması demek. Çünkü tanecik hacimlerini ihmal ediyorsun sen. Ama bu sebeple gerçek gazlarda arkadaşlar grafiklerde analiz yapılırken bu çizgiye yakın olan gazın idealliği daha fazla olmuş olur. Çünkü gerçekte bu oran tam bir olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Gerçekte tanecik hacimleri var çünkü. Biz bunları da hesaba katmamız lazım. Bak sana böyle sorular gelecek. Tamam mı? Şimdi yandaki grafikte verilen X, Y ve Z gazlarının idealliklerini kıyaslayınız diyor. Arkadaşlar böyle sorularda yapmanız gereken. Mesela şu çizginin devam ettiğini düşünün arkadaşlar. Aynı basınç için değerinde mesela bakalım. Aynı basınç değerinde arkadaşlar. Şuradan en son kısımdan bakacaksın. Çizgiye en yakın olan X mi? O zaman ideallik diyelim arkadaşlar. Çizgiye en yakın olan daha ideal diyoruz. O zaman x gazı idealdir. Y gazı o da idealdir. Bakın çizgi bu Y bir tık daha yakın arkadaşlar. En uzakta Z gazı olmuş oldu. Z gazı demiş olduk. Bak şuraya bir dikkat yazmak istiyorum arkadaşlar. Notlarda yazmıyor bu dikkat kısmı. İlk başlarda bak burası hani akademik bir bilgi. Çok seni böyle detay ilgilendirmiyor ama soru yorumlarına dikkat et. Bazen arkadaşlar Şimdi basınç artışında tabii ki de çizgen uzaklaşıyor. Mesela buradaki Z gazı için düşün. Yeşil çizgi için düşün. Bak basınç artışı gazı idealden uzaklaştırmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama mesela bak bazı durumda ideale de yaklaşıyor. Tamam mı bak? Basınç artmış ama burada ideale yaklaşmış. Sonra azı idealden uzaklaşmaya devam etmiş. Çizgiden uzaklaşmaya devam etmiş. Yani arkadaşlar şöyle diyelim. Bazı durumlarda her zaman kesinlik sorularında verir sana. Bunu aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye. Burada sorularda uyanık ol. Bazı durumlarda buraya yazalım arkadaşlar. Basınç artışı. Basınç artışı. Ne yapar? Gazları ne yapar arkadaşlar? İdealliğe yaklaşır. Bunu bilseniz yeter. Neden? Nedeni seni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Buralar akademik bilgi içeriyor. İdealliğe. Tamam ideallik. Gazları idealliğe diyelim. İdealliğe yaklaştırır arkadaşlar. Yaklaştırır demiş olduk. Bu kadar yani. Tamam. Mesela Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Örnek 2 dedik. Yukarıdaki grafikte bir gazın T1 ve T2. Bak aynı gaz için yorum yapacağız arkadaşlar. T1 ve T2 sıcaklıklarındaki ideallik durumları PV bölü NT'ye karşılık P grafiği Yani şu grafikte. Yine buralara yi niye biz N yazmışız? R olacak arkadaşlar. Şuralar R olacak tamam mı? PV bölü RT'ye P grafiğinde verilmiş. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bak çizgiye daha yakın daha ideal. Buradaki T1 sıcaklığında İdeallik arkadaşlar T1 sıcaklığında daha büyük. T1 sıcaklığı büyüktür T2 sıcaklığı derim. Tamam. Ee, yani ideallik olarak. Şimdi bir gazın, şuraya yazalım. Sıcaklık artışı ne yapıyordu arkadaşlar gazı? idealliğe yaklaşıyordu. O zaman yani ideal olan gaz T1 sıcaklığındaki gazsa o zaman T1 sıcaklığı daha büyüktür T2 sıcaklığı derim. O zaman bu doğru olmuş olur. T1 sıcaklığında gaz daha idealdir diyor. Evet çizgiye daha yakın daha idealdir. Doğrudur arkadaşlar. T2 sıcaklığında gaz tanecikleri arası çekim kuvvetleri daha azdır. Şimdi ne demiştik? İdealliğin çok olduğu durumlarda arkadaşlar çekim gücü daha azdır. O zaman bak idealliği büyük olanın çekim gücü azsa arkadaşlar T2 büyük T1 yazarım. Ters yazdım yani şunlar tersse ya, bunları da ters yazdım. Yani T1 sıcaklığında arkadaşlar gaz daha ideal olduğundan çekim gücü daha azdır. Bak T2 sıcaklığında gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvveti daha azdır diyor. Bu yanlış olmuş oldu. Doğru seçeneğim ne olacak arkadaşlar burada? A seçeneğim olmuş olacak. Umarım güzel bir şekilde beni anladınız arkadaşlar. Bu kadar yani. Bu yorumları istiyorum sizden. Şimdi bu aynı gazın sıcaklık ve basınç değerleri değiştiğinde böyle yaptık. Peki hocam biz farklı gazların idealliklerini karşılaştırırsak nasıl olur? Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Farklı gazların idealliklerini karşılaştırırken gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvvetlerine bakılır. Bak yine çekim kuvvetlerinde bitiyor arkadaşlar. Genel mantığım şu. Çekim kuvveti zayıf olan gazlar daha idealdir diyeceğiz. Bu yani tamam mı? Şimdi bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Şimdi oda şartlarında yani oda şartları deyince 25 santigrat dereceyi düşün arkadaşlar. Gaz halde bulunan maddeler moleküler yapılı yani ametellerden oluşur. Ametel artı ametal kovalent bağ yapar. Bunu 9. sınıftan hatırlayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya L'sini de unutmayalım şunun. Ya da soy gazlardır. Biliriz. Atmosferde bulunur çok az miktarda arkadaşlar. Atomik yapıldır. Bunlar da soy gazlardır. Şimdi Burada yine şuna dikkat et. Bir metal ve ametal arasında elektron alışverişiyle oluşan maddeler iyonik yapıldır arkadaşlar. Hani şöyle yapıyorduk. Sodyum diyorduk 11 arkadaşlar. Mesela şöyle TET kısmındaki gibi yazayım. 2, 8, 1. İşte klor diyorduk 17 arkadaşlar. Buna da 2, 8, 7 diyelim. Bu bir elektron buna veriyordu. Değil mi arkadaşlar? Sodyum artı yükleniyordu. Klor eksi yükleniyordu. Burada elektron veren yapı son katmanda 1-2-3 elektron bulundurur. Bunlar metal. Elektron alan yapı da ametaldir. Metal ametal arasında elektron alışverişi olursa arkadaşlar ben bu bağı iyonik bağ derim. İyonik yapılı maddelerin hepsine tuzlar deriz. Ve bunların tamamı doğada oda şartlarında katı haldedir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar bizi ilgilendirmiyor. İyonik maddelere hiç girmeyeceğiz. Tamam mı? İyonik maddeler katı halde zaten. Ha bizi ametal ametal. Kovalent bağuşturan moleküler yapılı maddeler bizi ilgilendiriyor. Bak şunlar bizi ilgilendiriyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar neymiş? Moleküler olduğunda ametal artı ametal. Ameteller ne hocam? Ametallerin kodlamasını ben sana yazayım. Hacı, Sinop. Bak bu kodlama arkadaşlar. E, flor, klor'un burnunu ısırdı. Tamam mı? Bunlar bizim ametallerimiz demiş olduk arkadaşlar. Yani bunlar ney? Ametal Şimdi moleküler yapılı maddelerde biz molekül olarak arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Mesela polar maddelerimiz var, apolar maddelerimiz var. Şimdi iki atomdan oluşanlarda bak iki atom farklıysa buradaki bağ arkadaşlar ne oluyordu? Bağ yani iki atom kovalent bağ oluşturduğunda eğer farklı atomlar o bağ oluşturuyorsa buradaki bağ ne diyorduk arkadaşlar? Polar kovalent bağ diyorduk. Bak kovalent bağ yazdım. İki atom aynı eğer bağ oluşturan atomlar aynıysa o zaman bağ ne diyorduk arkadaşlar? Bağ apolar diyorduk. Ama unutma bağın polarlığıyla molekülün polarlığı farklı kavramlardı. Ama iki atomlu olunca kural çok basitti arkadaşlar. İki atomlu moleküllerde iki atom aynı ise bak molekül de bağ da polardır. Yani burada bağ polar diyorsan iki atomlu olduğundan dolayı arkadaşlar. Burada molekül de arkadaşlar, molekülde ne olur? Molekül ve bağ polar olur. Burada da aynı şekilde aynı olduğundan molekül ve bağ apolar olmuş olur. Bunun kurallarını vereceğiz arkadaşlar. Yani şimdi idealliği belirlerken bak. Polar demek üzerinde kalıcı yük farkları var demek. Çünkü mesela burada klor daha güçlü çekerek elektronları üstüne daha yakın tutar ve üzerine yüklenme yapar. Yani polar moleküllerde eğer sana ben buradan çekim gücü yorumu yap dersem Polar moleküller mi apolar moleküller mi? Arkadaşlar polar moleküllerin çekim gücü apolar moleküllerden daha fazladır. Buna dikkat et. Çünkü polarlarda kalıcı kutuplar vardır arkadaşlar. Tamam mı? Kutupludur bunlar. Dikkat et. Şimdi idealliği belirlerken de böyle yapacağız arkadaşlar. İdealliği belirlerken nasıl diyormuşuz? Polar moleküllerin apolar moleküllere göre bak. Polar moleküllerin apolar moleküllere göre çekim kuvvetleri fazla olduğundan ideallikleri daha fazladır. Yani ideallik dediğimde arkadaşlar Apolar büyük polar çünkü ne oluyor arkadaşlar bizim çekim gücü dediğimiz şey arttıkça bizim için ideallik azalıyor. O zaman burada ideal olan mesela çekim gücü fazla olan polarsa bak polar bileşikler apolar bileşiklerden çekim gücü daha fazlaysa şuraya bak çekim gücü fazla olanın idealliği daha küçük olduğundan dolayı apolar moleküllerin ideallikleri de polar moleküllerden daha fazla olmuş olacaktır benim değerli arkadaşlarım bak mantıklarını anlatmaya çalışıyorum. Anlamayacak bir şey yok. Çok basit düşünceniz. Bu da polar apolara bulmanız lazım. Onu da bahsedeceğim. Şimdi moleküllerin hepsi polar ya da hepsi apolarsa ne yapacağız hocam? Kendi içinde kıyaslıyoruz ya. O zaman da mol kütlesine bakacaksın arkadaşlar. Mol kütlesi daha küçük olan moleküllerin ee, daha büyük olan moleküllere göre arkadaşlar çekim kuvvetleri daha az olduğundan ideallikleri daha fazladır. Yani sen diyeceksin ki burada çekim gücü dersek arkadaşlar bak çekim gücü az olanın burada aynı hepsi polar ya da hepsi apolarsa mol ağırlığı küçüktür. Mol ağırlığı küçük olanların çekim gücü küçüktür ve ideallikleri fazladır diyeceksin. Yani arkadaşlar şöyle diyoruz ki bak ideallik derken ideallik derken arkadaşlar ideallik... Burada apolar moleküller polar moleküllerden çekim gücü daha az olduğundan daha idealdir. İkincisi de arkadaşlar mol ağırlığı yani, hepsi apolar ya da hepsi polarsa arkadaşlar MA'ya bakarım. Mol ağırlığı küçük olan bir gazın ne olacak arkadaşlar? İdealliği daha fazla olacak. Çünkü neden? Mol ağırlığı küçük olanın etkileşimi tanecikler arası etkileşimi daha azdır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz Burada 4 tane molekül vermiş, vermişiz arkadaşlar. Gazların diyor idealliklerini kıyaslayınız diyor arkadaşlar. Şimdi Bak CH4 bileşiğinde polarlık apolarlık nasıl bulunuyordu? Bak iki atom ne olduğunda kolay. Mesela burada O2 vermiş. İki tane ametel. Ametelleri yazalım arkadaşlar. Hacı, sinop tamam mı? Bunlar neydi? Flor, klorun burnunu ısırdı. Bunlar bizim için ametellerdi arkadaşlar değil mi? Şimdi iki ametel burada aynıysa arkadaşlar buna direkt molekül için konuşuyoruz arkadaşlar. Molekül de bağda polar diyebiliriz. Ee, özür dilerim apolar diyebiliriz arkadaşlar. Bak bu apolarmış. Güzel. Şimdi HC bak iki atomlu hidrojen klor moleküler bir yapı. Şimdi yazdım. Bunlar da kolay yani direkt yapın. İki ametel farklıysa arkadaşlar o zaman burada farklı ametellerden oluşunca bağda molekülde ne oluyordu arkadaşlar? Molekül polar diyebiliriz arkadaşlar. Bak bunu bulduk. Peki çok atomlularda nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bak iki farklı atom varsa az olan ne yapıyorduk? Merkez atom diyorduk arkadaşlar. Bunları 9. sınıf tekrarı şu an. Şimdi bu merkez atomun bu katman elektron dizilimini yazıyorduk. Karbonu burada arkadaşlar 6'dır atom numarası. 2, 4 diye yazacak. Soru verir sana burada. Şimdi arkadaşlar karbonun atom numarası 6 ya. Burada hani Son katmandaki elektron sayısı da 4. Bunu merkeze aldım. Bak 1, 2, 3, 4. Dört kenar ilk önce teker teker koydum. Bak hidrojenin de atom numarası 1'dir arkadaşlar. Bunu da 1 diye yazdım. Bak bunlar da geldi hidrojen. Bunlara geldi bağlandı. Hocam bunun Lewis yapısını yazdığımızda ne oluyor? Şimdi merkez atom üzerine bakıyoruz. Bak merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti. O, E, Ç. Bundan Yok diyorsam eğer ki burada yok arkadaşlar. Bak sadece merkez otomu bakacaksın. İki tane yan yana yoksa o zaman ne oluyor arkadaşlar? Apolar molekül olmuş oluyor. Apolar molekül olmuş oluyor. Ama dikkat et. Mesela buradaki bağlar polar mesela. Şuradaki bağ polar bağ demiş oluyoruz arkadaşlar. Peki hocam mesela şu h 2 nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde sana soru verecek burada Burada yazmamışız ama. Kükürt 16'dır arkadaşlar. Burada katman elektron dizilimini yazdım. 2, 8, 6. Kükürt merkez otomu burada. Tamam mı? Son katmanında 6 elektron var. O zaman kükürtün 1, 2, 3, 4. Teker teker yazdım sonra eşleştirerek yazdım. Nereye yazdım bir önemi yok. Hidrojen de tek atomuyla, tek elektronuyla geldi. Bunlara bağlandı. Bak merkez atoma bakıyorduk. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa arkadaşlar molekül ne olmuş oluyor? Molekül polar olmuş oluyor. Bunu yapmanızı istiyorum sizden. 9. sınıf tekrarı içerir burası arkadaşlar. Şimdi o zaman bak dikkat et. Şu moleküle ben apolar dedim. Tamam mı? Apolar. Hatta A yazan bak. A. Bu apolar. Bu iki farklı atom oldu. Polar. Bu da ortaklanmamış elektronun çiftliğinden dolayı polar. Şimdi apolarlar polarlardan daha ideal. Yani şunlar daha ideal arkadaşlar. He, ikisi de apolar olduğundan mol kütlesi küçük olan daha ideal. Yani burada ideallik yazarsak arkadaşlar. ideallik yazarsak. Bak apolarlar daha ideal. Mol kütlesi küçük olan burada İkisinden CH4 ve O2'den mol kütlesi küçük olan CH4 daha ideal. O zaman öyle yazalım. CH4 ideal, O2. Sonra polarlar gelir. Polarları da kendi arasında kıyaslarsak arkadaşlar mol kütlesi daha küçük olduğundan H2S yazarız arkadaşlar. Yani H2S Mol kütlesi büyük olan ve polar olan ile de idealden en uzak gazdır. Sizden bunları istiyorum. Yani burada mesela bir polarlık apolarlığa bakın. 51 günde TT kimya kampında çok detaylı anlattık arkadaşlar. Oradan daha detaylı da izleyebilirsiniz. Onun haricinde bak polarlık apolarlarda dikkat. Direkt şöyle diyelim arkadaşlar. 3 farklı ametel varsa ametel varsa molekül direkt kolay yani o da 2 atomlu gibi arkadaşlar varsa molekül molekül ne olacak arkadaşlar? Apolar molekül olacak arkadaşlar. Özür dilerim. Polar molekül olmuş olacak. Direkt yani. Tamam mı? Hangisi gibi hocam? CH3OH. Mesela direkt polar diyebilirsin buna yani. Tamam mı? 3 farklı metal. Karbon, hidrojen, oksijen. Bu. Var mı sıkıntı? Bir suyumdan yudumlayabilir miyim arkadaşlar? Hatta kahvemden de yudumlayacağım. Video ders deyip geçme. Video ders deyip geçme. Ara vermediğinden daha çok yorar insanı. Şimdi bir sorumuz var. Ondan sonra nereye geçeceğiz? Joule Thomson olayına geçeceğiz arkadaşlar. Faz diyagramları falan onları anlatacağız. Ondan sonra gazları bitireceğiz. Bak aşağıda verilen şartlardaki gazlardan hangisi ideale en yakındır diyor arkadaşlar. Bak en ideal gaz nasıl olur? Bir kere sıcaklığı yüksek olan. Değil mi? Sıcaklığı yüksek sıcakta ideale yaklaşıyordu. Basıncı düşük olan. Tamam daha idealdi. Sonra arkadaşlar. Polar mı apolar mı? Apolarlık tercihimiz. Apolar olan. Ondan sonra arkadaşlar. Sonra ne oluyordu? Bir de eması küçük olan. Bu şartları sağlıyorsa gazım en ideal gazdır. Şimdi sıcaklıkla basınca bakalım ilk önce. Ne dedik? Yüksek sıcaklık düşük basınç. Bak burada en yüksek sıcaklık 3 3'te en düşük basınç 05 B. Bir kere bu öne geçti. Bu şartları görüyorsanız mol ağırlığına bakmaksızın en ideal gazım bu diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam var mı sıkıntı? burada aynı sıcaklık ve basınç değerlerinde olsaydı o zaman da neye bakardım arkadaşlar? Polar mı apolar mı? Ona bakardım. Hani hepsi ikisi de apolar mesela. O zaman da mol kütlesi küçük olana bakardım. Yani en son mol kütlesi küçük olana bakardım. Ve ideallikleri bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim nereye? Faz diyagramlarına. Öğretmenim faz diyagramı. Şimdi sen önceden şunu biliyorsun. Sana şöyle bir grafik vermiştik bir su için arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle H2O için 1 atm basınç altındayken arkadaşlar. Şimdi şu eksiden başlıyordu. Sıfırda hatta şöyle siyahdan yazayım bak şöyle. Sıfırda burada katı haldeyken sıvı hale geçiyordu. Yani şurası bizim erime noktamızda arkadaşlar. Tamam mı? Ee, madde burada katıyla sıvısı bir arada eriyor. Ondan sonra sıcaklık artıyordu. Şu noktaya geldiğinde arkadaşlar sıcaklık tekrardan sabit kalıyordu. Bak burada tamamen sıvılaştı ama artık burada gaz hale geçmeye başladı. Şu noktada dedik kaynama noktasıdır dedik. Ondan sonra tamamı kaynadıktan sonra sıvının sıcaklık yine artmaya devam ediyordu. Arkadaşlar bu grafik sadece bir atmosferdeki kaynama ve erime noktalarını, Hatta yoğunlaşma ve e, sübünleşme noktalarında. E, süblimleşme noktası diyorum ya. E, yoğunlaşma ve donma noktalarını gösteren grafikte ama dikkat et sadece bir atmosfer basınç altında arkadaşlar. Faz diyagramları şimdi farklı basınç ve sıcaklık değerlerinde hal değişim sıcaklıklarını gösteren faz diyagramlarıdır. Şimdi burada mesela dikkat et arkadaşlar. Basınç artışı kaynama noktasını genelde maddelerde arttırır. Bak basınç arttıkça değil mi sıcaklık da burada arttıkça arkadaşlar maddelerin hangi değerlerde hal değiştirdiklerini görüyoruz. Örneğin Mesela şu basınç altında geliyormuşum. Şu sıcaklıkta arkadaşlar. Benim maddem katı halinden sıvı hale geçiyormuş. Bak şu sıcaklıkta. O zaman katıdan sıvıya geçme. Şu AC eğrisi ne oluyor arkadaşlar? Bak AC eğrisi erimedir. Katıdan sıvıya geçiyorsa sıvıdan katıya geri dönüyorsa da donmadır. Yani erime ya da donma eğrisi deriz bu AC eğrisine. Aynı şekilde mesela dikkat et arkadaşlar. Burada böyle yorum yapacaksınız. Mesela şu dış basınç değerinde ve şu sıcaklıkta. Benim maddem sıvı halden buhar hale geçiyormuş. Bak sıvıdan buhara şu değere ya da buhardan sıvıya geçiyormuş bu değerlerde arkadaşlar. O yüzden şu AB eğrisi ne oluyor arkadaşlar? Ya kaynamadır sıvıdan buhara geçişi olayı arkadaşlar. Bakın ya kaynamadır ya da yoğunlaşmadır. Tam tersi buhardan sıvıya geçme olayı. Buhar ne? Gaz ne? Niye ayrılıyor burada? Birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi dikkat et. Mesela bu böyle ya. Şimdi grafiği çok çizmeyeyim arkadaşlar. Mesela şu AD eğrisine bak. Mesela şu dış basınç değerinde ve şu sıcaklık değerinde benim maddem hiç sıvı hale uğramadan direkt katıdan buhara geçiyormuş. Katıdan direkt buhara geçme olayına ben süblimleşme derim arkadaşlar. Buhardan direkt katıya geçme olayına da krallaşma derim. O zaman şu AD eğrisinde ne oluyor? Ee, süblimleşme ya da krallaşma eğrisi oluyor. Arkadaşlar bak şu anki anlatacağım şey çok kafanıza canlanmayacak ama. Mesela burada şöyle bir basınç değeri PÜ ve TÜ sıcaklık değerinin arkadaşlar. Üçlü noktadır bu. Üçlü nokta basınç değeri, üçlü nokta sıcaklık değeri. Bu nokta maddenin üç halinin de birden aynı anda dengede olduğu halidir. Yani buradaki A noktasına biz üçlü nokta deriz arkadaşlar. Bu basınç ve sıcaklık değerinde madde üç fiziksel halde aynı anda dengededir diye kabul ederiz. Suyun üçlü noktası falan diye YouTube'da yazdığınızda bunların deneylerini de görebilirsiniz. Yani nasıl bir şey hocam oluyor diye. Şimdi burada şuna dikkat etmek istiyorum. Şurayı da sildim. Bak grafiği çok çizmek istemiyorum. Ondan sonra kafa karışıyor arkadaşlar. Bak. Hatta şurayı da anladık. Bu sadece tek bir basınç değerindeydi. Bunu da sildim. Arkadaşlar şurada bir TK var. Bu ne? Kritik sıcaklık. Kritik sıcaklık. Bak buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bu kritik sıcaklık sıcaklık değerinin Altındaki değerlerde bir madde örneğin şuradaki basınç değerinde ve şu sıcak değerinde yani kritik sıcaklığın altındaki bir değerde arkadaşlar. Ben sıcaklığı değiştirmeyeceğim bak. Sıcaklık sabitken sadece gazı sıkıştıracağım yani basıncı arttıracağım. Gazı sıkıştırdıkça bir noktadan sonra yani şu basınç değerinden sonra arkadaşlar ne yapıyor? Sıvı hale geçebiliyor. Sıcaklığı değiştirmeden bunu yapabiliyorum. Yani dikkat et kritik sıcaklık burada benim değerim arkadaşlar. Kritik sıcaklığa geldim kritik sıcaklığında da bir maddeyi sıcaklığı değiştirmeden sadece sıkıştırarak bakın sıvı hale geçirebiliyorum. Ama kritik sıcaklığının üzerinde bir maddeyi ben sadece sıkıştırarak bakın hiçbir değerde sıvı hale geçiremiyorum arkadaşlar. En son değer buymuş. Yani kritik sıcaklık şu. Bir maddenin basınçla basınç ile sıvılaşabildiği sıvılaşabildiği en yüksek sıcaklık değeri. En yüksek yüksek sıcaklık değeri. Bak uzun uzun yazdım sana bunu. Ne yapıyormuşum? Kritik sıcaklığın üzerinde bir maddeyi basınç uygulasam da arkadaşlar sıcaklığı değiştirmeden bakın aynı sıcaklığı sıkıştırarak sıvı hale getiremiyormuşum. Sıkıştırarak sıvı hale getiremediğim maddelere ben gaz derim gerçekte. Öğretmenim de hiç böyle bir ayrım yapmamıştık. Arkadaşlar de fark etmiyor. Gaz de, buhar de, ne diyorsan de. Tamam mı? Fark etmez. Ama bu kısımda sadece AYT kimyada buharla gaz kavramını ayırmanı istiyorum senden. Tamam sadece bu kısımda bunu yap. Bak kritik sıcaklığın üzerinde basınçla sıvılaşamayan akışkanlara ben gaz derim. Eğer bir madde kritik sıcaklığın altındaysa arkadaşlar şunu da sarıyla yapalım. Yani bu değerlerde basınçla sıvılaştırabiliyorsam o zaman bu maddem ne oluyor? Buhar olmuş oluyor arkadaşlar. Çok sıcak si 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 yaptık bak. Şöyle yine şu değerlerde arkadaşlar benim maddem buhar. Bir daha tekrar ediyorum. Kritik sıcaklık ne? Bir maddenin sıkıştırılarak sıvılaşabildiği, basınç uygulanarak sıvılaşabildiği en yüksek sıcaklık değeri. Oldu mu? Oldu. Güzel. Kritik sıcaklığın üzerinde ben bir maddeyi basınç uygulasam da sıvılaştıramam. Güzel. Basınç uygularak sıvılaştıramadığım maddeler gazdır. Basınçla sıvılaştırdığım maddeler de buhardır gerçekte. Bu kısımda yapacağız bu ayrımı. O zaman kritik sıcaklığın üzerinde benim maddem gaz olur. Kritik sıcaklığın altında da buhar olur. Bitti. Kafanı karıştırma. Soru sorma diyor. Bak hiç kafanı karıştırma. Tamam mı? Böyle düşün. Ha biz buhar için günlük hayatta zaten gaz kavramını kullanıyoruz arkadaşlar. Yani su gaz hale geçti diyoruz. Tamam mı? Ama bu kısımda işin bilimsel kitabi kısmı budur. Yani buna dikkat et bu kısımda. Kritik sıcaklık dedik arkadaşlar. Akışkanın basınç uygulanarak sıvılaşabildiği en yüksek sıcaklık değeridir. Bu sıcaklık değerinin üzerinde akışkan basınç uygulanarak sıvılaşamaz. B noktası akışkanın basıncı. bak şu B noktası kesişim noktasıdır arkadaşlar. Tamam. mı? Kritik noktadır. Kritik sıcaklıkta, kritik basıncın kesiştiği nokta ederim ben de. Tamam mı? Yani bu kadar bilseniz yeter. B noktası akışkanın basınç uygulanarak sıvılaşabildiği en yüksek sıcaklık ve basınç değerinin kesişimi yani kritik nokta olarak söyleyeceğim. Arkadaşlar dikkat diyorum. Basınç basınç uygulanarak sıvılaşabilen kritik sıcaklığın altındaki bakın akışkanlara buhar derim ben gerçekte arkadaşlar. Tam benim kalem de hepten gitti bu arada. Basınç uygulanarak sıvılaşamayan kritik sıcaklığın üzerindeki akışkanlara da ne diyormuşum? Gaz diyormuş. Bu kadar yani tamam. Su için faz diyagramına bakacak olursak arkadaşlar bak normalde genellikle bir maddenin basıncı arttıkça arkadaşlar bakın basınç artışı mesela diyelim bu basınç değerinde şu noktada madde erimeye başladı. Tamam şu sıcaklıkta. Basıncı arttırdım şuraya getirdim. Bak artık şu noktada erimeye başladı. Yani ne yapar arkadaşlar? Normalde erime noktası ve kaynama noktası artar. Bak kaynama noktası da artıyor. Ama suya dikkat et. Suda hidrojen bağları var ya arkadaşlar. Bu hidrojen bağlarından ötürü. Su da sadece suya özel bir durumdur. Ve su gibi birkaç maddede arkadaşlar. Basınç artışı. Ne yapıyor arkadaşlar? Bakın şu birinci basınç değerinde maddem şuralarda donuyor eriyorken. Bak ne yapıyor erime noktasını. Ben basıncı arttırıp şuraya getirdim de arkadaşlar düşüyor. Yani su da dikkat diyoruz arkadaşlar. Suyun donma yerisi negatif yönlüdür. Yani bu şöyle değil de normalde öyle olması lazım. Şöyledir. Tamam mı arkadaşlar? Genellikle basınç artışı maddelerin donma ve kaynama noktalarını yükseltir. Fakat basınç artışı ile ise suyun kaynama noktasını yine yükseltiyor. Bakın bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama donma noktasını düşürüyor. Bu durumun sebebi sudaki hidrojen bağları diye söylüyoruz arkadaşlar. 9. sınıfta hidrojen bağlarının ne olduğunu anlatmıştık. Bu kısımda bu kadar bilseniz yeter. Var mı sıkıntı? Aha. Kalem hepten gidiyor. Uç almak lazım bu kaleme. Oldu mu? Güzel bak ders bayağı 38 dakika olmuş. Bir sınıf dersini geçtik. Az kaldı az. Şimdi karbonhidratın faz diyagramında bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak üçlü nokta. Ne yapmış arkadaşlar burada? Donma eğrisi, erime eğrisi. Pozitif yönlü tamam artmış yani kaynama noktası ve e, donma noktaları. Arkadaşlar burada mesela AD erisi katıdan buhara, süblimleşme, Krallaşma erisi. AC erisi katıdan sıvıya erime ya da donma erisi. AB erisi sıvıdan buhara, e, kaynama ya da yoğunlaşma erisi arkadaşlar. 31.2 kritik sıcaklıkmış. Kritik sıcaklığın üzerinde madde basınç olarak sıvılaşamaz. Gaz halde gördüğünüz gibi. Kritik sıcaklığın altında madde buhar halde. A noktası da üçlü noktaymış arkadaşlar. Bağım sıkıntı Şimdi son kısım son kısım bak uzadı video farkındayım ama merak etme bitirdik bak artık gazlar bitti kafan rahat yani bol bol soru çözeceğim sana hiç merak etme tamam mı? Şimdi Jules Thompson olayı da şu. Bunu daha önce 9. sınıfta da görmüş olmanız lazım arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki sistemde arkadaşlar şuraya bir bakalım. Hatta ben size burada sistem yapayım. Aşağıda olay anlatılıyor. Olayı anlattık. Şimdi bak. Burada hacmim küçük hacim küçükse buradaki pistonla ben gazı sıkıştırıyorum arkadaşlar. Buradaki gaz sıvı hale geçiyor tamam mı? Yani akışkan diyelim arkadaşlar sıvı hale geçiyor. Gazlar sıvı hale geçmiyor hoca. Neyse boş az alışkanlığı. Sıvı hale geçiyor. Akışkan diyelim. Yani burada basınç yüksek arkadaşlar. Hacim küçükse basınç yüksektir bak. Tamam mı? Ben burada basınç yukarıdayarak sıvı hale geçiriyorum. Dolayısıyla bu tanecikler arasında çekim güçleri oluşuyor böyle arkadaşlar. Gördünüz mü? Sonra ben bu ne yapıyorum arkadaşlar? Bu basıncı kaldırıyorum ve maddem basınç kalkınca arkadaşlar hacmin artması ve basıncın azalması sayesinde ne hale geçiyor? Buhar hale geçiyor arkadaşlar. Buhar. Basınçla sıkı sıvılaşabilen maddelerde buharlar. Bak doğru kullandım kavramı. Dolayısıyla hani tanecik genleşirken bu çekim güçleri, tanecik arası çekim güçleri kırılıyor ya. Bu çekim gücünün kırılması için gereken enerjiyi arkadaşlar, gereken enerjiyi ne yapar? Gaz kendi iç enerjisinden sağlar, kendi iç enerjisinden sağlar ve ne yapar arkadaşlar? Hatta burada şöyle deriz, kinetik enerjisi düşer, kinetik enerji gazda düşer. Yani genleşen gazın kinetik enerjisi düşüyor çünkü bağları kırılırken gaz kendi enerjisini kullanıyor. Arkadaşlar, kinetik enerjisi düşerse bir gazın kinetik enerji neyle alakalıydı? Sıcaklıkla alakalıydı. Yani bu sıcaklığı düşer demektir gaz için, tamam? Yani gaz genleşirken kendi enerjisini kullanıyor bağları kırmak için. Bağları kırmak için kendi enerjisini kullanınca gaz yavaşlıyor. Kinetik enerji hareket enerjisidir. Gaz yavaşlayınca arkadaşlar sıcaklığı düşüyor. Yani dolayısıyla ben bu sistemde arkadaşlar sürekli bir yerden bir yere genleşen bir gaz varsa sıcaklığın düştüğünü gözlemlerim. Bunu günlük hayatta nereden gözlemlersiniz? Bisiklet tekeri şişirmişinizdir. Sibop kısmında ilk başta basınç uyguluyorsunuz ya arkadaşlar. Gaz tekere girerken o siboba elinizi uzattığınızda o sibop kısmının çok soğuk olduğunu görürsünüz. Oradaki soğukluğun sebebi genleşen gazın soğumasıdır. Bak unutma genleşen gaz soğur arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Bu. Genleşen gaz soğur. Ben dolayısıyla arkadaşlar bak buradaki mevzuyu burada anlattık arkadaşlar. Bu burada ne dedik? Bak kullandığı gaz kendi öz ısısını kullandığından kinetik enerjisi azalır ve soğur. Bu nedenle sıcaklık düşer. Bu olaya Joule Thomson olayı deriz. Bu prensibin ismi Joule Thomson prensibidir. Genleşen gazın soğuması. Joule Thomson olayında genleşen gazın soğuması bu gazların klima, buzdolabı gibi sistemlerde kullanılmasına sebep olur. Klima, buzdolabı, ısıtıcı gibi sistemlerde kullanılan bu akışkanlara soğutucu akışkanlar denir arkadaşlar. Joule Thomson olayında sıcaklık değişimi ne kadar az ise gazda ideali o kadar yakındır. Neden? Şimdi şöyle düşün. Arkadaşlar çekim gücü çok fazla olan bir gaz düşün arkadaşlar. Çekim gücü çok fazla. O zaman gaz idealden uzak. İdealden uzak. O zaman bu gaz enerjisini yani o bağ kırmak için daha çok enerji harcar ya. O zaman kinetik enerji daha çok düşer. Yani idealden uzak bir gaz da Gaz genleşirken sıcaklık düşüşü, EK düşüşü çok fazla olduğundan arkadaşlar o zaman ne oluyor? Sıcaklık düşüşü de çok fazla oluyor. Ters düşün. O zaman sıcaklık düşüşü daha azsa gaz ideali daha yakındır. Yani sıcaklık farkı ne kadar az olursa gaz o kadar ideale yakındır diye söyleyebiliriz. Mantı da bu işin arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Şimdi burada soğutucu akışkanlarda yani ben bir buzdolabı klima gibi sistemde soğutucu akışkan olarak kullanacağım bir gazda hangi özellikler ararım? Burada önemli olan nokta şu. Kritik sıcaklık yüksek olmalı arkadaşlar. Çünkü neden? Sen bunu klimada kullanacaksan uygulanabilir basınç altında bunu sıvılaştırabilmen lazım. Yani şöyle diyelim ki hava sıcaklığı 30 derece arkadaşlar. Mesela diyelim ki kritik sıcaklığı bir gazın EK EK 30 derece. E sen şimdi bunu klimada nasıl kullanırsın ki? Çünkü neden? Yazın hava ne olacak? 40 derece olacak arkadaşlar. E 40 derecede kritik sıcaklığın üstünde ben basınç uygulanarak kritik sıcaklığın üzerinde bir gazı sıvı hale getiremiyorum ki. O zaman böyle olmaz. Kritik sıcaklık ne kadar çoksa benim için o kadar iyi. Yani mesela kritik sıcaklık ne olması lazım? 300 derece düşün arkadaşlar yani. Tamam mı? 300 derece kritik sıcaklığında sen 200 derecede bile basınç uygulanarak bir maddeyi sıvı hale getirebilirsin. Yani 200 derecede bile bir klima yapabilirsin yani öyle düşün. Var mı sıkıntı? Hocam kaynama noktaları düşük olması ne demek? Bak önemli olan bu. Arkadaşlar şimdi bir maddenin kaynama noktası yüksek demek. Mesela diyelim ki 50 derece kaynama noktası var. E şimdi sen bunu 40 derecede kullanamazsın ki. Kaynama noktasının altında bir madde sıvıdır çünkü. Tamam mı? O zaman kaynama noktasının olabildiğince daha düşük olması lazım. Yani eksi 100, eksi 200 böyle olduğu zaman çok iyi. O da koşullarında buhar fazında olmalıdır. Buhar fazında olması demek arkadaşlar kritik sıcaklığın altında uygulanabilir basınçta sıvılaşması lazım demek kolay temin edilebilir ve ucuz olmalıdır. Çevreye zararlı olmamalıdır arkadaşlar ve kullanılan maddeyle mesela klimada kullanacaksam klimanın metaliyle tepkime vermemelidir. Tepkime vermesi isteksiz yani tepkime verme isteksiz maddelere inert maddeler deriz arkadaşlar. Günümüzde daha çok pron gazı soğutucu akışkan olarak kullanılabilmektedir. Hadi gelin bakalım sorumuza bakalım arkadaşlar. Örnek 4 dedik. Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin kaynama sıcaklığı ile kritik sıcaklık değerleri verilmiştir arkadaşlar. Buna göre maddelerden hangisi en verimli soğutucu akışkan olarak kullanılabilir diyor. Ne dedik? En verimli soğutucu akışkanın kritik sıcaklığı yüksek. Çünkü kolay ben bunu buharlaştırmalıyım. Ve kaynama noktası düşük olması lazım arkadaşlar. Bak kaynama noktası düşük. Olabilir ama kritik sıcaklığı çok düşük. Sen bunu 20 derecede kritik sıcaklığın üstünde oluyor. Buharlaştıramazsın ki. Olmaz. Bak kritik sıcaklık yüksek, kaynama noktası düşük olabilir. Kritik sıcaklık yüksek, kaynama noktası da yüksek. Bak sen bunu 40 derecede klimada kullanamazsın ki. 40 derecede zaten sıvı olur. Kaynama noktasının altında. Bu da olmaz, değil mi? Arkadaşlar 40 derece düşün yani yazın öyle düşün yani 31 dereceyken kritik sıcaklığı 40 derecede kritik sıcaklığın üzerinde sen bunu sıvılaştıramazsın ki yani. Bu da kullanılmaz arkadaşlar. Kaynama noktası düşük olabilir. Bak, kaynama noktası çok yüksek, özür dilerim. Kritik sıcaklığı çok yüksek olabilir. Ama kaynama noktası da yüksek. Yani sen bunu 30 derecede kaynama noktasının altındayken sıvı olur. Bir kere gaz hale geçiremezsin yani. O zaman bu da olmaz. Burada en ideal maddem benim Y maddesi olur arkadaşlar. B seçeneğim doğru seçenek demiş oldum. Nasıl? Bu kadar ya. Bu kadar basit işte. Geldim son sorum arkadaşlar. Ortamdan ısı alarak buharlaşan yani kendi enerjisini kullanıyor arkadaşlar ve buhar hale geçiyor ve ortam sıcaklığını düşürüyor. Ortam sıcaklığını düşüren maddelere soğutucu akışkanlar denir söylemişiz. Soğutucu akışkanlar ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Oda koşullarında buhar halde olmalı. Bunu söyledik arkadaşlar. Uygulanabilir basınçta sıvılaşabilmeli ve basınç kaldırılınca buharlaşabilmeli. Çünkü bir yerde basınç vereceğim ee, sıvı olacak bir yerde de basıncı kaldıracağım buhar olacak arkadaşlar. Enerji tüketimi tabii ki de az olsa iyidir Bak kritik sıcaklıkları ve basınçları düşük diyor. Hayır arkadaşlar kritik sıcaklık yüksek olması lazım. Ben bunu sıvılaştırabilmeliyim. Kritik sıcaklık düşük olursa olmaz. Kaynama noktaları yüksek diyor arkadaşlar. Kaynama noktası da düşük olmalı arkadaşlar. Değil mi? Çok düşük olmalı. Ters vermiş yani. Demin anlattık bu olayı. Kimyasal olarak inert olmalı. Yani tepkime vermemelidir. Burada ne olacak arkadaşlar? D seçeneğim doğru seçenek olmuş olacak. Ve bayağı bir uzun ders oldu biliyorum. En uzun ders bu oldu. 46 dakika. Bütün hepsini anlattım tek videoda. İnşallah Bari bir işe yarar. Yani bir öğrencimiz bile faydalanmış olsa, hocam Allah razı olsun dese bizi mutlu eder arkadaşlar. Dua edin, bol bol dua edin. Sizler için çok çalışıyoruz. Hayallerimiz var. İnşallah uzun yıllar sizlerle birlikte arkadaşlar videolarımızı çekebiliriz. Sizlerle inşallah faydalı olabiliriz. Kendimizi de geliştirebiliriz. Daha farklı, böyle daha güzel kitaplar, notlar sizlere yazabiliriz. Benim en büyük hayalim bu. İnşallah güzel olacak. Kendinize inanıyorsunuz arkadaşlar ve sıradaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Sıvı çözeltilere geçeceğiz ama bunlarla alakalı soru çözümü de yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Amacım ikinci dönem başlayana kadar sizlere okulda olduğunuz yere getirmekti. Geldik gibi oldu. İki üniteyi bitirdik YouTube'da arkadaşlar. İnşallah sizlere faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.